13 Eylül, 19 Eylül değerli aslan burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip edebilirsiniz. Türkiye ve dünya gündeminizi takip etmek istiyorsanız da Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Bu hafta en çok kendi kariyerinizle alakalı hukuki noktalar, özellikle mahkeme, boşanma, iş mahkemeniz, para mahkemeleriniz ya da ailevi hukuki davalarınız varsa yavaş yavaş yoğun bir tempoda enerjinize geçiş yapmış olacak ve kazanmak istediğiniz haklarınız yavaş yavaş size verilmeye doğru gidiyor. Özellikle Eylül-Ekim bunlarla ilgili yoğun bir tempo, avukatınızı bir an önce değiştirin. Boşanmanızla ilgili bile olsa avukatınızı gözden geçirmenizi, onun hataları yüzünden kaybedebilirsiniz. Şimdiden dikkate alın istiyorum. İş konularınızla alakalı da başarmak istediğiniz olmaz, ben burayı istiyorum, burası benim tek kurtuluş noktam diyorsanız burayla güzel bir iletişime geçiş yapacaksınız ve buranın olumlu cevabı şimdiden hayırlı olsun, bu hayal ettiğiniz noktanın imzasını atacaksınız, bu da sizi mutlu edecek diye söylüyorum. Şöyle bir durum var, özellikle aynı sektördeyseniz, sektörünüzü değiştirmek istiyorsanız, korkularınız varsa ve burası beni artık iyileştirmiyor, farklı bir alanda kendimi göstermek istiyorum diyorsanız değerli aslan burçları, gözünüz kapatıp yapmanızı uygun görüyorum ama 2022'nin Ocak ayında yapın. Şu an böyle bir hata yaparsanız risk altında olmuş olursunuz. Burayı biraz daha geçici idare edelim. Altyapınızı oturtalım. Zaten siz orayla ilgili bilgi oturtmaya ve altyapıyı oturtmaya çalışıyorsunuz. Burada da alaylı olmaya çalışıyorsunuz. Buradaki alaylılığınızı, oradaki profesyonelliğinizle bütünleştirirseniz 2022 bu kapınız için hayırlı. Ani karar verip yerinizden olmanızı istemiyorum. Yurt dışında özellikle yaşamaya niyet olan aslan burçları için şu an için evet Kasım'dan sonra bu tarz oluşumlar gerçekleşecek ama acele yapıp kendinizi ziyan etmenizi istemiyorum. Eğer ki uçak mühendisiyseniz ya da uçak alanında ya da havacılıkla ilgileniyorsanız yurt dışı ile ilgili beklediğiniz havacılıkla ilgili imzanız gerçekleşecek ve bununla ilgili kendinizi o kapının içinde bulacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Yurt dışına yurt dışı ile ilgili de ya da bu şehir dışı da olabilir. Öyle de yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili gitmek istediğiniz yolculuklar, seyahatler ve iş gereği halletmeniz gereken pürüzlerin hepsini yani Eylül'ün 22'sine 24'üne kadar çözmüş olacaksınız. Bu da size derin bir rahatlık verecek. Stabil bir noktada çalışıyorsanız sadece maaş konusunda rahatsız cesaretinizi toplayın, yöneticinizle ya da patronunuzla konuşma zamanı, yoksa siz böyle sessiz sessiz yine aynı maaşla devam edeceksiniz. Bir an önce bu konuyu çözmeniz sizin için hayırlı. Devlet kurumunda çalışıyorsanız, özellikle avukat, hakim, savcı ya da üst düzey rütbeli bir noktadaysanız, yer değişimleri ve ani hukuki sorgulamanız olabilir, polis bile olabilirsiniz. Dikkat edin, bu dönem biraz riskli bir dönem. İşinizle ilgili oyunlar geziyor olabilir ve bu da sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini uyarıyorum. Banka ya da finans ya da büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız gerçekten planladığınız şekilde altyapıları oturtup kendi evrenizi geliştirip daha büyük başarılar elde etmenin keyfini, hatta ödül kazanmanın ruhunda tadacaksınız. Yalnız maddi anlamda çöktüm artık, maddi olarak krizler yaşıyorum ve toparlanamıyorum diyen aslan burçlarına diyorum ki ufak ufak paralarla birlikte büyük para özellikle Ekim'in başı itibariyle gelmiş ve üstünüzdeki tüm yükler, tüm sıkıntılar bitmiş olacak. Korkup da kendi kendinize bu enerjiye yüklemenizi istemiyorum. Ev satmak isteyen ve uzun süredir ev krediniz var, bir yeri satayım, bu krediyi kapatayım diyen aslan burçların evet bu yeri satma zamanı geldi. Satın, bütün borçlarınızı kapatın. Tek bir alana borç yapmanız sizin için daha hayırlı olacak. Çünkü istediğiniz evin elden gitmesini istemiyorsunuz. Ortakla iş yapan bazı aslan burçları için ortakta sorun yok da sizde bu ara böyle bir hedef büyütme noktanız var ve risk almak istiyorsunuz. Hadi yap, riski al ve başarı sende gözüküyor diyorum. Aşk konusunda değerli aslan burçları, kalp kırmayı çok seviyorsunuz bu dönem. Yani sevdiğiniz insanı çok fazla dilinizle incitip onu rencide edeceksiniz. Lütfen o tatlı sözleri kendinize söylemeyin. Hayatınızdaki insan sizin kalıcı insanınız, onu bir iyileştirin. Geri gelmesini ve uzun süredir 20 gündür ya da 1,5-2 aydır ayrı olduğunuz sevgilinizin hayatında biri var. Artık onu beklemeyi bırakın. Yeni ilişkiye konsantre olmaya bakın, uyarıyorum değerli aslan burçları. Üniversite ya da üniversiteye girmek isteyen ya da üniversitem nasıl olacak diyen aslan, evet gayet başarılı, hatta
İlişki, burada ilişki ve aşkı da yakalayacaksın. Doğru eğitim kapısındasın. Hem kalben hem de ruhan şifa bulacağın bir noktadasın. Korkmana gerek yok diyorum. Evli aslan burçları için özellikle ev hanımları size sesleniyorum. Bu dönem enteresan bir şey. Evinizin içindeki yeni aldığınız her şeyi atıp enerjisi bana uymuyor deyip yeni bir şeyler alacaksınız. Bence hiç gerek yok. Evinizi bir sirkeli suyla bir temizleyin. Eviniz ve eşyalarınız çok yeni. Sadece mutfakta değişmesi gereken yenilikler var. Uzun süredir de perdenizle alakalı rahatsızlıklarınız vardı. Bunu düzeltelim. Bir de kendi ailenizin miras konuları ile ilgili haksızlıklarla ilgili biraz gerginsiniz. Bunu eşinize, nişanlınıza, sevgilinize yansıtıyorsunuz. Hiç yansıtmayın. Hak olan davanızı açın. Adaletli şekilde bölüşülecek. Eğer siz böyle pasif pasif benim ailem derseniz haklarınız yenilecek, bir an önce çözün diyorum. Bir de şöyle bir sorunumuz var değerli aslan burçları. Bazılarında da radikal ev ayrımı var. Miras, boşanma haklarımla ilgili doğru hakkımı, çocuğumun nafakası ya da kendi nafakamı alacak mıyım diye düşünüyorsanız, evet, bunların hepsini başarmış olacaksınız. Sabır ve mantıkla yürüttüğünüz her şey aydınlık ve başarılı. Hiç endişe etmeyin istiyorum. Bir de uzun süredir aşksız olan aslanlara diyorum ki, bu ara özellikle gözleri renkli olan kız erkek fark etmiyorum, takipte kalın. Gözleri yeşil bakan sizin hayat arkadaşınız. Gözleri renkli olanları böyle gözünüz açarak bakın, doğru insanınız kapınızda gözüküyor. Hoşça kalın, mutlu kalın.